Değerli izleyenler, sevgili takipçilerimiz, Ali Emrek olarak ben Emrah Çil. Murat abimle beraber sizlere bugün 21.700 metrekarelik bir tarlanın çekimine geldik. Hemen hava kararmaya başladı. Hemen yerimizin konumunu ve bulunduğu yeri tarif edelim. Yerimiz, yerimize gelen kadastro yolumuz. Burası. Hemen üstümüzdeki şu kulübeyi gösterir misin abi, sana zahmet? Kulübenin olduğu yer ana asfaltımız. Köyün ana asfaltı. Hemen köyümüzde hemen solda bir gösterelim. Hemen köyümüz de burada. 350 metre uzaklıkta. Doğru mudur abi? Hemen devam et abi sola doğru. Komple karşımızdaki bütün dağ çam ormanlarıyla kaplı. Hep çam ekilmiş. Devlet Sulama Birliği'nin pompaj sistemi olan. Bakın arabayı da gösterelim abi hemen. Çek, yetiştirebilir misin bilmiyorum. Hemen çok yakın bir mesafede ana yolumuz. Ana asfaltımız. Formula 1 aracı çeker gibi çektim Murat abi. Evet değerli izleyenler. Şimdi yerimiz arkamızda. Ondan önce size bir şey göstereceğim. Bölgemizin meşhur Gönen Baldo pirinci olarak tanınan pirinci. Bakın artık hasat zamanı geldi. Pirinç ekilen tarla bunlar. Bakın bu da pirinç yani pilav bilmeyenler için söyleyelim. Buraları değerli tarla. Yani her tarafı su ve pirinç yetişen bir tarla. Bizim bölgemizdeki en değerli, en pahalı olan tarladır. Su çeşmeyi açtığınızda ya da boruyu saldığınızda elektrikli motor, sulama pancarı, pancar motoru vesaire canına hiçbir şey istemez. Hemen boruyla suyu atabiliyorsunuz. Ya da kartlı sistem oluyor. Vanayı açıyorsunuz, suluyorsunuz. Şimdi buradaki yerde 21.700 metrekare geri abimiz ceviz ekmeye meraklanmış. Çok da güzel bir ceviz bahçesi yapmış. Biz cevizleri tek tek dolaştık. %99'u sağlam. Fakat gelip gidemediği için otluk olmuş. Bakıma ihtiyacı var. Yerimiz şuradan başlıyor. Hemen şöyle devam edelim abi. Bu kulübeyi anlatacağım. Bakın güzelce tel çitlerle çevrilmiş beton direklerle aynı şekilde diğer taraftan da aşağıdan dört tarafı kare şeklinde çevrilmiş Gönen manzarası da aynı anda olan. Diyeceksiniz manzara bize lazım değil, doğru ama Gönen'imiz de gözüküyor. Karşıdaki Saraçlar tarafı, Asmalıdere tarafımız. Köyümüze zaten çok yakın. Bakın köy hemen şurada, bağırsam duyulacak şekilde. Çok güzel, değerli bir tarla. Burası ceviz bahçesi. Burasını farklı amaçla da kullanabilirsiniz. Cevizleri yetiştirip içinde su olduğu için karpuz, kavun da yetiştirebilirsiniz. Cevizleri başka bir yere nakledip şöyle değerli çeltik tarlası da yapabilirsiniz. Afaki söylüyorum, piyasada toprak yapısı ve müşterisini bulduğunuzda bir dönümü 8 ila 10 bin arasında kira getirisi var. Ya bu ne demek oluyor? 10 bin olsa 10 dönümde 100 bin, 200 milyara yakın bir kira getirisi var. Hava iyice kararmadan gösterelim. Abimiz de buraya özendiği için paraya kıymış. Buraya güzel beton dökmüş, kulübe yapmış, üstünü kapatmış. Çok güzel bir damlama, sulama sistemi kurmuş. Şimdi şurayı bir çeker misin abi? Gel abi bak şurada. Bakın baronun büyüklüğünü de gösterelim. Su tesisatı çekilmiş. Bakın buradan içerideki makineye geçiyor. Arazinin tamamını gösteremeyeceğiz. Yani içerisi gerçekten çok büyük otlarla kaplanmış. Ben sizler için şöyle Murat abim göstereyim. Evet buralarda bakın cevizimizi görüyorsunuz. Bakın bu ceviz ağacı şurada. Gayet güzel tutmuş bakın yaprakları. Damlama sistemi hemen burada. Bunlar da A1, B1, C1 hepsini numaralandırmışlar. Emek harcanmış.
çok değerli bir tarlaya da ekilmiş. Ama şu anda sizler için gösterirken çekmiş olduğumuz zahmet demeyelim de sorun, yani bu otlar, yani burası, burada ya birini bulacaksınız ya da kendiniz buraya süreceksiniz, temizleyeceksiniz, otunu temizleyeceksiniz, hayvan gübresi atacaksınız. Gayet güzel bir meyve bahçesi olur. Kadastro yolu da var. Hazır, bakın, bir buçuk karış beton atılmış buraya. Sağlam. Burada küçük bir kulübe yapıp hasadınızı burada depolayabilir, kurulayabilir, her şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu arada elektriğimiz zaten yakın. Su hemen dibimizde, aşağımızda dere. Bu da abimiz buraya bu sistemi kurmuş, damlama sistemi. Bununla çalışıyor. Gayet korunaklı. Bir tane pencere, bir tane de demir kapıya ihtiyacı var. Ama buralarda öyle hırsızlık, uğursuzluk olmadığı için böyle bırakılmış. Şimdi sizler için drone'u kaldırıyorum. Evet, şu an drone'da görmüş olduğunuz ve Murat abim size az sonra çizeceği, evet, şu resim çizmiş olduğu yer yerimizin tamamı. Etrafı da şöyle bir gösterelim. Evet, drone'un geçmiş olduğu yer, yolu görüyorsunuz. Yerin büyüklüğünü, şeklinin güzelliğini gördüysek, evet, şimdi aşağıdan devam edelim. Evet değerli izleyenler, 21.700 metrekarelik tek parselden oluşan, etrafı tel çitlerle çevrili. Bir saniye, hemen bir şeye daha bakacağım sizler için. Evet, aşağısı dere. Evet, aşağısı dere. Yola da 136 metre cephesi bulunan bu görmüş olduğunuz ceviz bahçemiz satılık. Hemen yan tarafımız da gösterelim. Şöyle, orası da ceviz bahçesi. Onlar daha büyük. Evet, onlar da otlar temizlenmediği için bu şekilde kalmış. Evet, bu tarlayı aldığınızda kesinlikle zarar etmezsiniz. Cevizi söküp zarar vermeden başka bir yere ektiğinizde, burasını çeltik tarlasına çevirdiğinizde ise çok değerli ve güzel bir kira getirisi olan bir tarlanız olur. Her sene değer katar. Dönümü 80 lira yapıyordu çeltik yerleri. 100, 150, 200, 250, 300, 350 yerine ve mevkisine göre hep ileri gitti. Hiçbir zaman değer kaybetmeyeceğine taahhüt veririm. Burası da Gönen'e yaklaşık 10 kilometre mesafede. Organize sanayi bölgesine yakın. Taştepe'ye çok yakın. Köye de 300 metre uzaklıkta. Kadastro yolu olan, etrafı tel çitlerle çevrili bir ceviz bahçesini tanıttık. Tekrar drone görüntüsünde sizlerle buluşturacağız. İyi seyirler. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.